Şimdi uygarlıktan bahsettik. Yani uygar toplumlardan bir de uygar olmayan toplumlardan. Şimdi uygar olmayan toplumları çeşitli şekillerde dile getiriyor kimi farklı yazarlar. Örneğin Henry Louis Morgan uygar olmayan toplumlar için barbar diyor. Fakat barbarı pejoratif manada yani yerici, kötüleyici manada kullanmıyor. Burada kastettiği sınıflı, devletli toplum olmayan toplum. Bunu aynı şekilde İbn Haldun da bedava diye anlatıyor. Bedevi'den falan böyle şeyi belki dikkatinizi çekmiştir. İptidai, ilkel, başlangıç aşamasıyla da biraz alakalı bu kelime. Şimdi ben tercihen kandaş kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü örgütlenme açısından kandaşlık esası üzerinden gidiliyor. Tabii bu kandaşlık zannetmeyin ki sadece işte kan birliği, akrabalık üzerinden olmak zorunda. Hayır, değil. Bazı kandaş kabileler kendi kan örgütü içerisinde olmayan kimseleri de o kandaş bütünselliği alabilirler. Mesela Henry Louis Morgan bu şekilde Irakua kabilesine dahil olmuştur. Yıllarca Irakua kabilesiyle beraber yaşayıp o kabileyi bizzat gözlemleyerek, Irakualar bu arada işte Amerika'nın New York bölgesinde yaşayan kalabalık bir Kızılderili kabilesiydi. Bunlar üzerine bir etüt yaparak bu Ancient Society, Kadim Toplum adlı eserini yazıyor. Ve orada işte bunlardan barbar diye bahsediyor ama dediğim gibi barbarı kötüleyici manada kullanmıyor. Barbar ne demek bu arada? Barbar Yunanca kökenli bir kelime. Yunanlılar Yunanca konuşmayan herkese barbar derler. Çünkü onlar işte barbar bağırıyor anlaşılmaz sözler. Dolayısıyla siz şu an Yunanca bilmiyorsanız siz de o antik Yunanlıların gözünde barbarsınız. Anlatabiliyor muyum? Tabii zamanla bu kelimelerin anlamları kayabiliyor. Farklı manalarda kullanılmaya başlayabiliyor. Değişiyor bu şeyler. Fakat kandaşların da kendi içerisinde belki ikiye ayrılması gerekebilir. Yani eğer üçe ayrılması gerekebilir de diyebiliriz. İşte aşağı kandaşlık, orta kandaşlık ve yukarı kandaşlık. Biz orta kandaşlar için diyebiliriz ki bunlar göçebe toplumlardır. Genelde hayvancılıkla uğraşırlar. Yukarı kandaşlar için de yerleşik diyebiliriz. Yerleşik oldukları için doğrudan bir uygarlık olmuyorlar. Doğrudan sınıflı, devletli toplum olmuyorlar. Bunun bir örneğini mesela ben bazen şeyden veriyorum. İşte Çatalhöyük'ten veriyorum. Değil mi? Çatalhöyük kendi zamanında kendi devrinin dünyadaki en kalabalık yerleşim birimiydi. Fakat Çatalhöyük'te bir sınıflı devletli toplumdan bahsedemeyiz. Nereden biliyoruz? Zaman makinamız var da gittik mi sanki oraya? Yani mimari yapıdan mesela anlayabiliyoruz ki toplum içerisinde bir eşitlik söz konusu. Yani herkesin yaşadığı evler aşağı yukarı birbirleriyle aynı boyutlarda, aynı özelliklerde. Yani bu Çatalhöyük'te bir tane özel bir bina, özel bir yerleşim yeri yok ki böyle bir saray veya tapınak gibi hani bir katmanlaşma göstergesi sunsun bize en azından. Mesela dolayısıyla hani buradan anlıyoruz ki her yerleşik toplum doğrudan sınıflı devletli toplumu zorunlu kılmaz. O yolda bir gidiş var fakat bunlar zaman alan süreçler netice itibariyle. Bu ilk kentlerin ortaya çıkışıyla dolayısıyla hemen bir uygarlık olmuyor. İşte genelde antik Yunan kent devletleri örnek verilir veya işte Roma olabilir. Aynı şekilde Mekke, Medine de böyledir aslına bakarsanız. Bunlar başlangıç devirlerinde halen kandaş özelliklerini sürdürürler. Yani toplum içerisindeki herkes birbirleriyle eşittir. Kimse kimsenin üstü, aslı değildir. Bunu mesela nereden biliriz? İşte erken dönem Roma aslına bakarsanız bir devlet değildir. Orada devlet görevlisi diye önümüze sunulan işte bu magistralar mesela maaş alarak bu işi yapmıyorlar. Bu bir onur makamı. Veyahut da ne diyeyim bu erken kentlerin orduları veyahut da işte göçebe kandaşların orduları dikkat ediyorsanız günümüz orduları gibi değil. Yani devlet denilen bir tüzel kişi ortalıkta henüz olmadığı için vergi toplanmadığı işte ayrı bir silahlı kuvvetler oluşturulmadığı için bu erken kentlerin orduları o kentin bütün vatandaşlarından oluşur. Mesela işte bunu Roma'dan örnek verelim. Roma'da kensor diye bir magistra var. Bunun işi ne yapmak? Sayım yapmak. Vatandaşları sayıyor ve vatandaşları gelir seviyesine göre sınıflandırıyor. Gelir seviyesinin nasıl bir önemi var? Çünkü erken Roma'da işte o Roma ordusu bütün Romalılardan oluştuğu için yani bir imece usulü bir silahlı kuvvet oluşturdukları için kensorun zengin diye yazdıkları onlar ne oluyor? Onlar atlı, süvari sınıf oluyor. Çünkü onlar daha varlıklı kimseler oldukları için işte at, koşum takımı veya işte daha pahalı silahlar edinebiliyorlar. Çünkü burada henüz vergi toplanmıyor. Tüzel kişi olarak bir devlet yok ve dolayısıyla ordusuna kendisi devlet silah dağıtmıyor. Vatandaşlar kendi varsıllıklarıyla, kendi paralarıyla, kendi silahlarını alarak kendileri silahlı kuvvete dahil oluyorlar. Aslına bakarsanız o kentlilerin tamamı yani eli silah tutan bütün erkekler
sağlayabildikleri silahlarla o kentin ordusunu oluşturuyorlar. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu ordu henüz erken dönemlerde işte o kadar profesyonelleşmiş değildir. İlerleyen dönemlerde mesela ilerleyen dönem Roma'da ne karşımıza çıkıyor? Artık paralı lejyonlar çıkıyor. Çünkü artık Roma vergi topluyor, bir hazinesi var. O hazineyle ne yapıyor? Belli silahlar alıyor, belli kimselere askeri alıyor, bu askerlere belli ücretler ödüyor ve bu askerlerin üzerine belli silahlar zimmetliyor. Değil mi? Fakat erken kent devletlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Veyahut da işte eski Türklerde, Moğollarda veya Vikinglerde mesela bunlarla ortak anlaştılar. Burada da dediğimiz gibi yine bir tüzel kişilik olmadığı için ayrı bir ordu, ayrı bir silahlı güç yok. Herkes ordu zaten. Nedir örneğin? Altın orda lafı nereden geliyor mesela? İşte o orda çadır demek falan filan ama işte İngilizce'de horde kelimesi diye geçiyor da. Ya toplum bütünselliği içerisinde toplumun dışında ayrı bir silahlı kuvvetler yok aslında bakarsanız orada çünkü. Ve burada şöyle bir problem oluyor. O zaman yani ordu mu devleti kurdu, devlet mi orduyu kurdu diye böyle bir sarmal var. Çünkü o katmanlaşma zamanla gerçekleşen bir şey. Yani erken dönem Roma'da olabilir, erken dönem Atina'da olabilir veyahut da işte erken dönem Mekke, Medine'de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da işte erken dönem Türklerde, Moğollarda veyahut da erken dönem İskandinavyalılarda ve Cermenlerde olabilir. Bunlar kandaş toplumlardır, eşittir herkes birbirlerine. Sınıflı devletli toplum değillerdir, asabiyetleri yüksektir. Kendilerini birbirleri için feda edebilirler. Asla kaçmak, birbirlerine yalan söylemek akıllarından dahi geçmez. Çünkü bu durumda toplum dışına itilir bu kimseler. Dolayısıyla kendilerini o toplumun bütünselliği için feda ederler. O yüzden mesela tarihte bakıyoruz işte bu uygar devletler karşısında nasıl oluyor bu barbar uluslar yani bu kandaşlar başarılı oluyor. Nasıl galebe çalıyor? Yani nasıl oluyor da Cermenler Romalıları yeniyor veya işte Türkler Hunlar Romalıları yeniyor? Çünkü onların asabiyetleri yüksek. Değil mi? Birbirleri için kendilerini feda edebiliyorlar. İşte ilerleyen dönemlerde artık toplum bütünselliğinin dışında ayrı bir tüzel kişilik olarak devlet karşımıza çıktığında devlet belli hizmetler için halktan vergi toplamaya bu ayrı bir hazine oluşturmaya, o hazineyle belli amaç ve erekler için o hazine harcanmaya başlanıyor. Ve toplum bütünselliğinin dışında ayrı bir varlık olarak devlet karşımıza çıkıyor. Şimdi devlet dediğimiz böyle elle tutamazsın, gözle göremezsin, kokusunu alamazsın, tadına bakamazsın. Çünkü gerçek alemde olan bir şey değildir devlet. Devlet bizim hayal alemimizde olan bir şeydir. O bir tüzel kişidir. Bana mesela şu an işte ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, bana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gösterin. Yani içinde bulunduğum bu toprak, bu yer, burası bu. Devletin ülkesi. Bu ülke KKTC değil. Yani sadece bu ülkeden oluşmuyor. Çünkü KKTC dediğimiz o organizasyon. Ve meclisi gösterirsiniz veya hükümeti gösterirsiniz. Onlar da değil. Yani o meclis binası başka bina inşa edilir, taşınır. Hükümet başka insanlar seçilir, değiştirilir. Dolayısıyla o zaman KKTC diye bir şey bana somut alemde bak bu KKTC, işte şu KKTC diye böyle bir şeyi böyle tutup bana gösteremezsiniz. Elle tutulur, gözle görülür bir nesne değildir devlet. Fakat nedir bu devlet? Aslına bakarsanız bütün işte bu ülkesiyle, o binalarıyla, o devletin görevlileriyle, memurlarıyla, bütün vatandaşlarıyla ve onlar arasındaki münasebetler, ilişkiler sarmalının hepsinin toplamıyla beraber ortaya çıkan bir şeydir. Bu dolayısıyla işte bize devleti oluşturur. Yani devlet böyle elle tutulan, gözle görülen bir şey olmadığı için anlatması biraz zor bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi erken dönem kandaş toplumlarda işte toplum dışında, toplumdan gayrı, topluma norm yükleyen, normları zorlayan, uygulayan bir organizasyon olarak, tüzel kişilik olarak devlet yok. O zaman bu erken toplumlar yani kandaşlar nasıl bir normatif sistem yaratıp uyguluyorlar? İşte bu totem dediğimiz, tabu dediğimiz veya işte töre dediğimiz o toplumsal bütünselliğin nesiller boyunca kendiliğinden yarattığı, nereden geldiğini kendilerinin de açıkçası hatırlayamadığı, dile getiremeyeceği pek çok kurallar dizgesi vardır. Şimdi bu o toplumun işte töresini ve bütün adetlerini, geleneklerini oluşturur. Bu mesela dil gibidir. Örneğin dili kim, ne zaman, nerede oluşturdu, nasıl oluşturdu? Bana bunu anlatamazsınız. Toplum bunu yaşarken kendiliğinden üretir, yaratır. Şu an Türkçe konuşuyoruz mesela. Türkçeyi kim yarattı? Hangi gün, hangi saatte yaratıldı? Bunu anlatamazsınız. Çünkü her gün biz Türkçeyi yeniden kullanarak yeniden üretiyoruz, yeniden yaratıyoruz. Ve icabında bazı yanlışlıklarla bu dili değiştirip dönüştürüyoruz, başka bir şey haline getiriyoruz. Türkçenin sahibi kimdir? Türkçe konuşan herkes. Yani bir Mozambikli, Japonyalı, Çinli de gelip eğer Türkçe öğrenip Türkçe konuşmaya başlarsa o kişi de Türkçenin sahibi olur. Ben örneğin mesela İngilizce de biliyorum Türkçeden gayrı. Ben aynı zamanda İngilizcenin de sahibiyim. Dolayısıyla o dilin bir bireyiyim. Şimdi her gün o dili kullanarak o dile yeni bazı şeyler katabilirim. Bunlar yanlış olabilir. Eğer bu yanlışlarım
tekrar edilirse o zamanla norm haline gelir. Böylece dil zamanla değişmiş, dönüşmüş olur. Yani dolayısıyla mesela toplumsal dizgeyi de böyle düşünmek mümkün kandaş toplumlarda. Fakat modern uygar toplumda örneğin bana herhangi bir kanunun, bir normun ne zaman ne şekilde çıktığını hemen söyleyebilirsiniz. İlgili meclis tutanaklarını önüme sunarsınız. Bunlar artık kristalleşmiş, tebellür etmiş şeylerdir, somutlaşmıştır. Böyle önüme koyarsınız, gösterirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Fakat kandaş toplumda bunları ortaya koyabilmek kolay değildir. O yüzden kandaş toplumun dönüşümünü anlatmak da biraz zordur.